Şimdi bu bir yarışma tabii. Yarışmanın verdiği heyecan var. Anlayabiliyorum seni. Ama şu an hayal kırıklığı. Herkesin bir yapısı var. O da biraz heyecanlı bir yapıya sahip. Anladık herhalde. Orta ya. Evet, tabii ki 2 puan hani senin bu göstermiş olduğun çabaya az bulman çok normal. Şimdi sizler de yarışacaksınız günü geldiğinde emek verince. İnanın 4 puanı bile az bulacaksınız kendinize. Çünkü o kadar emek veriyorsunuz ki. Tabii gecemizi gündüğümüze katıyoruz. Tamam, tek kişiye emek versin. Sırayla tamam. Gelecek, onlar da yaşayacaklar aynı şeyi. Ama ben hepinizden tabii ki kısasa kısas değil, adalet bekliyorum hanımlar. Ama adalet değil işte ablacığım. 2 bizim benim evim için adalet mi? Şimdi ben senin evine baştan aşağı girdiğimde beğendim deyip hani sana sürpriz bu puanı vermiş değilim. Ama sen bu puanı verdiğimi gördün ya, evimi hiç görmeden bana bunun karşılığını vereceğini söylüyorsun. Bu hiç adaletli değil. O yüzden bana gelip ama adaletten bahsetme. Ama bana verdiğin puanı ben de sana geri iade ederim diyorum. Tamam da ama bak görüyor musun tatlım, tek ben düşünmüyorum. Mesela senin artık şu saatten sonra yapman gereken şey ne? Tamam, cevabını verdiğin zaman laflar deyip ağzımıza tıktın. Kibarca beni mutfağından da kovdun. Çok iyi hatırlıyorum, unutmadım da. Ama senin şu saatten sonra hepimizin dediği fikirlere kulak verip evindeki birkaç şeyi değiştirmek. Ben gayet de kurumun arkasındayım ama. Yani o zaman öyle yap. Ya hiçbir salonunda beğendiğin yerin yok. Beğendim ama parça parça, bütünlük olmamış diyorum ben sana. Parça parça çok güzel. Sonuç olarak bizim evet, bir arada hiç olmamış. Bütünde çok karman çorman bir salon, mutfak ya da yatak odası. Hiçbirinin tek bir düzeni yok yani. Hepsinden bir şey koymuşsun, bu kadar. Mesela evet, gold hepimizin parçalar zevki. Parçalar güzel ama o kadar. Ama, evet, her ama yerde bütünlük gold sağlanamamış. Hmm, anladım. Kanepelerini beğendiniz mi mesela? Neyi sevdiyse ama almış. Ama diyorum halı olmamış diyorsunuz gibi. Evet, ya da çıtalar gibi. Olmamış, olmamış gibi. Bir anladım. De saati tavanda. Göz var, nizam var. Orada olur mu? Göz var, nizam var. Evet. İhtişamı var saati. Açıyorum. Puanı görelim. Benim sana puanım 2. 2 puan. Mu? Yani bu. Keşke bir verseydin. Oh. Şu an o puanı alıp yırtasın. Gerçekten keşke bir verseydim senin bu duruşundan sonra. Şu an o puanı alıp yırtıp atasın var. İnanmıyorum. Yani ben misafirperverliğine onları verdim. Misafirperverliğine yani sunumuna. Bir mi verseydim dedim, evet, keşke. Keşke. Neden? Çünkü yani şimdiki tavrı farklı. Neyim farklı? Ya oyunu oynuyorsun. Neyin farklı olacak ya? Çocuk parkında mıyım ben? Oyun oynayacak yaşı geçtik. Vallahi oynuyorsun sen. Neyi oynuyorum? Çocukluğunu yaşamamışsın diye benim. Ben gayet de yaşadım. Yok, yaşamamışsın. Bence siz yaşamamışsınız. Yok, sen yaşamamışsın. Evet Sahelciğim, oynamaya geldim ben buraya. Feyzacığım, kendine gelmek için kükremek ister misin? Ya bir su verelim mi? Bu puanlardan sonra su iyi gelir. Biz bir yarışmadayız. Saça saç, dişe diş olmak gerekiyor. Evet ama şöyle, hak ettiğimiz sürece yani adaletimizden hiçbir zaman vazgeçmemeliyiz. Sonuçta biz hepimiz sana 2 puan veriyorsak demek ki bu evin hak edişi 2 olmuş. Ama sen 2 verdiysen ben de sana öyle veririm, hatta 1 veririm şeklinde konuşuyorsun. Ben o yüzden sonra. O zaman senin de vicdanın yok yani. Kısasa kısas oluyor senin yaptığın. Ha, benim evim 2 hak ediyorsa bana da 2 ver. Ama hak ediyorsa ver. Evini görüp yorumlayacağım. Tamam, zaten yarın ben de siz göreceğim. O anki puanımı görürsünüz. Aynen. Hepimiz 2 puan verdik. Yani demek ki düşüncelerimiz aynıydı. Hak ettiği bence buydu. Gördük işte Feyzacığım, Mevlam niye eylediyse güzel eyledi. Bir şey soracağım sana. Tabii şimdi ki. Şimdi gelinler 2-2-2 verdi. Ve fikirlerini söylediler. Hani mobilyalarla, dekorasyonla ilgili. Şöyle bir şey belirdi mi zihninde? Ya gerçekten şunu değiştirsem mi? 4 gelin de bu şekilde düşünüyor. Acaba bunu fazla mı yaptım, bunu eksik mi yaptım? Şunu şöyle değiştirsem mi diye bir fikir belirdi mi zihninde? Belirmedi. Tam tersi, daha da ihtişam katmalıyım bence dedim. Biz sabahtan beri boşa konuşmuşuz o zaman Aslı Hanım. Anladım. Sen artık bu puanlarla da artık gelin evinden kartallar yani gibi uçup gidersin. Biraz bence değişime açık olmak gerekiyor. Bu kadar kapalı olmamak gerekiyor. Aynen. Aha. Sen zaten esip gürlüyordu zaten. Saça saç, dişe diş falan, çok değişik kelimeler bunlar. Aynen, bazen uçtum buradan.
Ben yerine göre gökten uçmasını da biliyorum. Uç git alttan tuttuğumu koparıp da alıp göklere çıkmasını da biliyorum. Yani sunum yemekleri de eşi yapmış. Evet. Kendisi de yapmamıştı. Evet. Ona mı puan verseydik, eşine mi puan verseydik? Şu an arkadaşınız da bu puanlar karşısında üzgün hanımlar. Birazcık saygılı olalım birbirimize, anlamaya çalışalım lütfen, olur mu? Evet, şimdi ben senin için puanımı kullanıyorum. Feyza gelinin karşılaması bir hayli sürpriz oldu. Bize enteresan bir yerde konum bildirmişti ve biz o konumda olduk. Sonrasında nasıl olabildi yani, bu ne alaka dedim açıkçası. Hiç böyle bir şey beklemiyordum ama özenmiş, kıymet vermiş ve o da farklı bir karşılama yapmak istemiş. Bence de bir hayli değişik oldu. Bizi bir limuzinle bütün semtin sokaklarında gezdirdi. Limuzinde ikram yaptı. Kızların bence bu çok hoşuna gitti. Onunla birlikte apartmana girerkenki karşılaması, komşularının ona destek vermesi, bu da çok keyifli ve güzeldi. Ama benim en çok hoşuma giden Feyza'nın eşine olan aşkı, evini çok sevmesi, gelin gibi gelin olması. Gerçekten gelin evinin de iyi, sıkı takipçisi olmasıydı. Ben evle ilgili yorum yapmak istemiyorum çünkü ne diyorum? Herkesin evi kendisinin cennetidir. Herkes nasıl ve kendini nasıl rahat hissedecekse, neyle mutlu olacaksa evini ona göre döşeyecektir. Bütçesi neye el veriyorsa ona göre döşeyecektir. Feyza'nın dış görünüşüne baktığımızda, kıyafetine baktığımızda zaten ben böyle bir evle karşılaşacağımı biliyordum. Hiç şaşırmadım. Evet, avantgard bir ev, klasik avantgard bir ev, goldlar seviyor. O bu şekilde bir evle çok çok mutlu. Ben mutlu olduğu bu yuvada ona sonsuz saadet diliyorum. Seni yanaklarından öpüyorum. Evet, benim puanımı da cuma günü göreceksin. Tamam. Sen de arkadaşlarınla birlikte öğreneceksin. Evet hanımlar, hepinize çok çok teşekkürler ediyorum bugünkü ev sahipliğin için. Rica. Her şey için sana rica bir ederim. Kez daha teşekkür ediyorum. Ve yarın neredeyiz Sedef'cim, sendeyiz. Evet, bendeyiz. Yine Muratpaşa'dayız değil mi? Evet, Muratpaşa'dayız. Peki, doğru. O zaman yarın yine aynı saatte Show TV ekranlarında görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, lütfen bizimle kalın.